kamu kurumları ve değerli üreticilerimizi aynı çatı altında toplayan, birliğimize emek veren tüm yönetici arkadaşlarımı da özverilerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Kocaeli Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği istişare toplantısı yapıldı. Programa Büyükşehir Belediyesi Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Dairesi Başkanı Sabahattin Yamak, Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Abdullah Koç, Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Tayfun Sönmez, İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, Ziraat Odaları Başkanları ve üreticiler katıldı. Geçerli kılacak faaliyetlerden bahsedecek olmasıdır. Kısacası Kocaeli Birliği olarak Merkez Birliğimizin çalışmalarına hızlı reaksiyon verecek ve tarıma verdiği destekler için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, Sivil Toplum Merkezi'ndeki arkadaşlarımızı ve müdürlerimize biz için çok çok teşekkür ediyorum. 2019'da 2023 yılları arasında 54 projeyle 433 milyonluk bir tarım ve hayvancılığa desteğimiz oldu. Bu rakam her geçen gün büyümeye ve katlamaya devam edecektir. Bu canlı hayvandan tutun da, gübreden tutun da, katı atıktan tutun da, yakıttan tutun da, mazot desteğinden tutun da, fide verimine kadar birçok farklı sektörü birbirine destekliyoruz. Çünkü insan kıymetli bir varlık ve insanın yaşamını kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi ve onun gıdasının en nezih şekilde üretilebilmesi bizim için en temel gayemiz. Birlik Başkanı Tayfun Sönmez, Kocaeli'nin Türkiye'nin beyaz et yetiştiriciliğinde önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Sönmez, Büyükşehir Belediyesi'nin üreticilere her zaman destek olduğunu ifade etti. Daire Başkanı Yamak, 54 projeyle 433 milyon liralık bir tarım ve hayvancılığa destekleri olduğunu belirtirken, Merkez Birliği Başkanı Koç ise üreticilerden destek istedi. Arkadaşlarımızı ve müdürlerimizi, biz için çok çok teşekkür